İlk önce bu tanesini koyuyoruz. Üzerine suyunu koyuyoruz ölçülü bir şekilde. Altını yakıyoruz. Artık bunu kaynatmaya devam ediyoruz. Kaynadığında bırakıyoruz. Pişiyor. Geceleyin geliyoruz bunun altına tekrar odun koyuyoruz. İşte sabahleyin gördüğünüz gibi bu motorla bunu ezip tekrardan kaynatıp yağını alıyoruz. Yağını aldıktan sonra işte isteyen olursa satıyoruz yağını. İstemeyen olursa sabun yapıp satıyoruz. Defne yağının faydaları çok. Bazı ilaç yapımında kullanılıyor. Saça iyi geliyor. Yurt dışına ithalatlar var. Literatürde tıbbi aromatik bitki olarak geçiyor. Türkiye'de mevcut olan defne üretiminin büyük bir bölümünü Hatay üretmektedir. Dolayısıyla defne ağacının yaprağından, çalısından ve tohumundan faydalanılmaktadır. Bereketli bir ağaçtır. Defnenin yağı tıbbi aromatik bitki olarak kullanılmakta. Ayrıca da genel anlamda defne ve zeytinyağı, defne yağı ile zeytinyağının birleşimiyle defne sabunu üretilmektedir. Bunun kullanımı çok yaygındır Hatay'da. Hemen hemen her evde defne sabunu kullanılır. Ayrıca da bunun şampuanı da yapıldı bir ara, piyasaya da sürüldü. Avrupa bunu çok iyi bir şekilde işliyor ve kullanıyor. Tabii biz üretiyoruz, oraya gönderiyoruz ama onlar bundan çok daha fazla faydalanıyor. Ekonomik olarak da çok daha fazla faydalanıyorlar. Dolayısıyla Hatay'da bu yağdan, bu yapraklardan daha ekonomik olarak daha iyi faydalanmanın yollarını aramamız gerektiğini düşünmekteyim. Defne yağının bu yılki fiyatının ortalama tahmini 100 ile 120 lira arasında satılması bekleniyor şu anda. Tabii ki arz talep meselesi. Bu sene de defne tohumunun üretiminde bir düşüş var. Dolayısıyla fiyatlara yansıma ihtimali çok yüksek. Şimdi bunun haricinde artık insanlar kendi bahçelerine zeytin diker gibi, diğer ağaçları diker gibi defne dikmeye başladılar. Bu da aslında iyi bir gelişme. Defne ağacı da şekil olarak hiçbir şekilde yeşilliğini yitirmeden yılın 12 ayı yeşil kalabilen çok kaliteli, çok güzel, şekil olarak da çok güzel bir ağaçtır. Dolayısıyla bunun yüksek tepelerde, üçüncü derecede verimli topraklarda yetiştiği için oraların defne ekilmesini teşvik ediyoruz.